Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, Allahümme la tekinni ila nefsini terfete aynin ev ekelle min zalik. Bu dua, insanlığın iftihar tablosu, sevgili Peygamberimizin sık yaptığı dualardan biridir. Manası şu demek: Allah'ım, göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan daha kısa bir zaman bile beni nefsimle baş başa bırakma. Demek ki nefse pay çıkarmak, nefsin hoşuna gidecek işler yapmak bizim felaketimizdir. Koskoca Allah'ın peygamberi Hazreti Yusuf Aleyhisselam bile nefsini kötülüğü emreden nefis diye nitelendirmiş. Yani nefsi emmare demiş. Biz kim oluyoruz ki? Bu hafta var mısınız nefisle yaka paça olmaya? Şöyle ensesine ensesine okkalı okkalı tokat vurmaya. Hadi buyurun öyleyse. Ey nefis, titre ve kendine gel. Hep özgür olmak peşindesin. Dikine dikine burnunun doğrultusunda gidiyor. Haram helal demeden her şeyi yutuyorsun. Karşına biraz engel çıkınca şımarık bir çocuk gibi asileşiyorsun. Halbuki serazat, çakır keyif bir hayat senin için perişanlıktır. Sen bunun farkında mısın? Ömrünü boşuna geçiriyorsun gibi geliyor bana. Ömür, boşa geçirmek. Belki de kafanda bu iki mefhumun eseri bile yok. Gidişatına bakılırsa, yaratılış gayesinden çok uzak bir hayatın var. Niçin geldin dünyaya? Verilmiş bir sözün, ahdin var mıdır? Vazifen, mesuliyetin nedir? Bunları hiç düşündün mü? Geceleri kaldır da başını, bak semaya. Muazzam uzaklıktaki milyarlarca yıldızın, gezegenin, galaksinin varlığından haberin var mı? Hepsi de hareket halinde, birbirlerine çarpmadan nasıl bir mevlevi gibi fırıl fırıl dönüyorlar. Her biri Allah'ın koyduğu nizama göre hareket ediyor, bir santim bile görevinin dışına çıkmıyorlar. Yani senin gibi azgınlık edip haddini aşmıyorlar. O kadar uzağa gitmeye ne hacet? Şu üzerinde yaşadığın dünyaya bir bak. Milyonlarca bitki, hayvan, insan var. Hepsini Cenab-ı Hak nev'i şahsına münhasır yaratmış. Her bir canlı orijinal, her bir canlı ayrı bir dünya değil mi? Bunlarla zihnini meşgul ediyor musun? Yoksa hep para, hep param diyorsun. Kur'an'da Yüce Mevla yüzlerce ayetiyle tefekküre davet ediyor seni. اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ buyuruyor. Eşya ve hadiseler üzerinde ne kadar kafa yoruyorsun, üstünde yaşadığın şu dünyadaki canlı cansız varlıkları ibret nazarıyla ne zaman görecek ve hayranlık içinde رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ya Rabbi, bütün bunları sen boşuna yaratmadın diyeceksin. Şeytanın avukatlığını yapmayı ne zaman terk edeceksin? Ne zaman kendini bilecek, hakikate ereceksin? Kendini tanıdığını mı zannediyorsun yoksa? Hayır, hayır. Kendini bilmiş olsaydın Rabbini bilir ve yaptığın her şeyi onun rızası istikametinde yapardın. Sevdiğini Allah için sever, yerdiğini de Allah için yererdin. Böyle ölümüne dünyaya bağlanmazdın yani. Çoluk, çocuk, mal, mülk, şan, şöhret nereye kadar? Kabir kapısına kadar değil mi? Sonra veleddallin, amin. Peki ondan sonra ne yapacaksın? O kabrin karanlığında kim sana ışık, nur olacak? Bağırsan kim sesini duyacak? Ölüp gidince sevdiklerin arkandan kaç gün ağlayacak acaba? Oğlun, kızın, eşin senin yerine münker nekirin suallerine cevap mı verecek? Zekatını, sadakasını tas tamam vermediğin malların kabrini cehennem çukuru olmaktan mı kurtaracak? Yeter artık, bitsin bu derebeylik. Yazıklar olsun sana. Sen ki eşrefi mahlukat olarak yaratıldın. Bu dünyaya amaçsız, gayesiz gönderilmedin değil mi? Bilmez misin sen, kabirden sonra mahşer gününde tepeden tırnağa her şeyin hesabının verileceğini? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّعِيمِ Nasıl vereceksin onca nimetin hesabını bu dünyada bile öğretmen öğrenciden, amir memurdan,
Hakim mahkumdan hesap soruyor. Allah sormayacak mı sanıyorsun? Sen Mevla'yı unutsan da o seni unutmuyor. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Başıboş yaratılmadın. Doğum ve ölüm, hayatın başı ve sonu. Senin maceran ne doğumla başladı ne ölümle bitecek. Doğmadan önce senin bir sözün vardı. Bu sözü, bu ahdi niçin unutuyorsun? Silkinerek uyan gaflet uykusundan. Verdiğin sözü yerine getir. Sen yemek içmek, gezip tozmak, şehvet ve ihtiraslarına kul köle olmak için mi yaratıldın? Şayet öyleyse hayvandan ne farkın kalır? Dünya bir köprüdür, sen ise kalkmış köprünün üzerine köşkler, saraylar yapmaya kalkışıyorsun. 3 günlük dünya için değer mi? Neticede beraberinde götüreceğin sadece cepsiz bir kefen değil mi? Neyin kavgasını veriyorsun? Bu kavgada yensen ne çıkar, yenilsen ne çıkar? Daha ne diyeyim sana? Kendine gel ey nefis, ecel gelmeden evvel, diyerek sözlerimizi bağlayalım. Sevgili dostlarım, haftaya başka bir mevzuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.